Müşkem. Sen gerçekten çok korkunç bir insansın. Gözümün içine baka baka bana yalan söyledin. Nasıl konuşuyorsun benimle Müşkem? Her şeyin hesaplıydı. Buraya ilk geldiğinde başhekimlik yüzünden benimle takışman, ondan sonra özür dilemen, benimle arkadaş olmaya çalışman, güvenimi kazanmak için yaptıkların. Ama başardın biliyor musun? Ben inandım sana. Senin dostluğuna inandım. Derdini dinledim, derdimi anlattım sana. Fikret için omzunda ağladım ben senin. Ama sen beni böyle iğrenç bir oyunun içine çektin. Neden? Ben seni bir oyunun içine çekmedim Müşkem. Fikret'i sen tercih ettin, sen soktun hayatına. Aranızda bir şey var mı diye sana sordum. Kardeşim gibidir dedim. Gözümün içine baka baka bana yalan söyledin yani. Neden? Senin sorularının cevabı bende değil Müşkem. Senin derdin benimle değil Fikret'le. Git onunla konuş. Beni uyarabilirdin. Benim sana olduğum gibi sen de bana dürüst olabilirdin ama yapmadın. O kadar aşağılık bir oyunun içine sürüklediniz beni. Nasıl konuşuyorsun benimle? Canım nasıl isterse öyle konuşuyorum seninle. Çünkü senin hak ettiğin bu. Çünkü sen çok merhametsiz, çok vicdansız bir kadınsın. Bunu bana söyleyen sen misin? Züleyha ile Yılmaz'a yaptıklarını bütün... Sakın! Benim sebeplerim vardı. Öyle mi? Benim de sebeplerim varmış yani. Beni tanımıyorsun bile. Seni tanımıyorum doğru ama kendimi tanıyorum. Ben Züleyha'ya ne yaptıysam açık açık yaptım. Ben Züleyha'ya doğru yanlış, her ne yaptıysam aşktan da öte tek bir sebep için yaptım. Çocuğum babasız büyümesin diye yaptım. Senin sebebin falan yok, kendini kandırma. Sen sadece hayatı boyunca sevilmeyecek zavallı bir kadınsın. Yazık sana. Ama bana yazıklar olsun. Çünkü ben senin gibi bir insana inandım. Yarabbim. Alo. Alo Züleyha, ben Müjgan. Efendim Müjgan. Seninle bir konu hakkında görüşmem lazım. Müjgan inan şu an en ufak bir gerginliği bile kaldıracak halim yok. Sonra konuşalım mı? Züleyha lütfen. Gerçekten önemli. Lütfen bana itimat et. Yüz yüze konuşmamız lazım.